Efendim herkese günaydınlar. Ben Perihan Tantuğ. İlk seansa hoş geldiniz. Evet, haftanın 3. işlem günündeyiz. Dün piyasalarda oldukça aslında sıkıntılı bir tablo vardı. İçeride baktığımızda uzun bir süreden sonra yaşadığımız en yüksek günlük aslında düşüşlerden birini yaşadık. 17'den sonra satışların derinleştiğini gözlemledik. Ardından da zaten seansta devre kesici çalıştı. Daha sonrasında da işlemler tekrardan başlamadı. Bunun arkasında tabii ki birçok hikaye yazabiliriz ama gündemimizde asıl ne vardı? Rusya ve Ukrayna gerginliği. Çünkü Rusya'da da aslında baktığımızda endekslerde %7'nin üzerinde kayıplar söz konusuydu. İçeride de aslında bir nevi bu riski fiyatlamış olduk. Ardından akşam seansında yine tepki alımları gözlemledik. Şu an baktığımızda Viyop tarafında negatif bir açılış gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. 2228 puan seviyesindeyiz. 2202'den kapatmıştık dün Viyop cephesini. Evet, %1'lik kayıplar var. Peki nasıl bir açılış bekleniyor? İsterseniz önce bir Forex anketine bakalım. Forex anketine baktığımızda bugün 28 analiz katılmış ankete. 13'ü pozitif, 15'i negatif açılış tahmininde bulunmuş. Ortalama tahmini aslında yatay bir açılışa işaret ediyor. 0.71 puanlık negatif, yatay negatif bir açılışa işaret ediyor diyelim. Şimdi isterseniz bir fiyatlamalarla başlayalım. Yurt dışı tarafı bugün çünkü satıcılığı birazdan bakacağız. BIST 100 endeksi dün günü 1979 puanla günün en düşüğünden kapattı. İşlem bir erken kapattık dedik burada seans bazlı devre kesici nedeniyle. Şimdi Viyop tarafındaki aslında fiyatlamayı ve açılış beklentilerini konuştuk. Birazdan da zaten BIST 100 tarafındaki teknik seviyeleri konuşacağız. Hem BIST 100'ü hem de Viyop 30'u Ali Acar, Info Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü birazdan bizlere eşlik edecek. Öncesinde bir dolar Türk lirası cephesine bakalım. Orası aslında kısmi sakin. Hala bant hareketini devam ettiriyor. Yarın Merkez Bankası'nın bildiğiniz gibi faiz kararı var. Kur cephesine daha çok orayı bekliyoruz. Euro Türk lirasına baktığımızda orada 15.42 seviyesindeyiz. Sepet kur 14.51, gram altın fiyatları ise 793 TL seviyesinde. ABD cephesinde birazdan bakacağız. Gündemimiz aslında kilit noktamız tahvil faizleri. Bunun tüm piyasaya etkisini izliyoruz. Dolar endeksi 95.64 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.14'ün üzerine çıkmıştı hatırlayacağınız üzerine. Oradan başlayan geri çekilmeyle birlikte 1.13.37'lerde. Pound dolar 1.36.07. Dolar yen 114.29 ve dolar İsviçre frangı ise 0.91.58 seviyesinde. Bugün yurt dışı tarafı satıcılı dedik. Asya seyahat aslında sert satışlar yaşandı özellikle Japonya tarafında. Bununla birlikte Çin tarafına baktığımızda %0.47'lik kayıplar söz konusuydu. Japonya'da %3'e yakın kayıplar izledik. Hong Kong'un Hang Seng endeksinde %0.39, Güney Kore'nin Kospi'sinde %0.77 ve Hindistan'ın Sensex'inde ise %0.87'lik yine kayıplar vardı. Dün ABD seansı da aslında oldukça satıcılıydı. Bugün de vadelilerine baktığımızda orada negatif tablonun devam ettiğini görüyoruz. Dow Jones vadeli %0.48 kadar aşağıda seyrediyor. S&P 500 vadeli ise %0.50'lik düşüşe işaret ediyor. Nasdaq vadeliye baktığımızda %0.67 seviyesindeyiz. Kilit noktamız dedik aslında tahvil faizleri dedik. Tahvil cephesine bakalım. Çünkü burada özellikle ABD tarafında tahvil faizlerindeki yükseliş piyasalarda baskı yaratıyor. ABD 2 yıllıkları %1.06 seviyesinde, 10 yıllıklar 1.87 seviyesine kadar yükseldi tekrardan. 30 yıllıklar ise %2.18 seviyesinde seyrediyor. Evet, emtia cephesine bakacak olursak burada aslında petrol fiyatları dikkatimizden kaçmadı. Petrol cephesini konuşacak olursak piyasanın aksine petrolün güçlü olduğunu görüyoruz. Burada ham petrol tarafına baktığımızda %1'e yakın yükselişler var. 86 doların üzerindeyiz. Brent petrol 88 doların üzerine çıktı. Son 7-8 yılın en yüksek seviyeleri bunlar. Mısır'da %0.75'lik yükseliş var. Yine aynı şekilde soyada, gümüşte, buğdayda da pozitif bir tablo görüyoruz. Ons altın ve palladium cephesine bakacak olursak orada aslında kısmi yatay bir seyir olduğunu söyleyebilirim.
Bununla birlikte demir cevheri fiyatları 120 dolar seviyesine yükselirken platin ve doğalgaz da özellikle doğalgaz cephesinde %0,63'lük geri çekilme olduğunu görüyoruz. Evet, Borsa İstanbul'un şimdi açılış rakamlarıyla başlayacağız. Efendim, Borsa İstanbul'da yatay açılış gerçekleştiriyoruz. 1979'dan kapatmıştık, 1978'den. %0,06'lık düşüşle açıyoruz endeksi. Dün bankacılık endeksi aslında ön plandaydı fakat özellikle 17'den sonra gelen satışlarla birlikte son dakikaya kadar direndiğini fakat özellikle bankalara da gelen satışlar sonrasında zaten endeksin devre kestiğini gördük. Neden bankacılıkla başladım? Çünkü bugün bankacılık endeksi güne pozitif başlıyor. %1 kadar yukarıda. Burada bakıyorum teknoloji tarafı biraz yatay pozitif. Ulaştırma satıcılığı %1'in üzerinde kayıplar var ulaştırma tarafında. Sanayi endeksinde %0,38, holdingde de yatay bir açılış gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir BIST 100 tarafını tarayalım isterseniz. Pozitif açan hisselere bakalım. %2,5'luk yükselişle ilk sırada şok marketleri görüyoruz. Onu %2'nin üzerinde pozitif yükselişle Medical Park takip ediyor. TSKB, Garanti Bankası, İşçe, Zoren, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank, Akbank gibi hisseler burada güne pozitif başlayan taraftalar. Çok sert kayıplar görmüyoruz. BIST 100'ün genelinde konuşuyorum bunu tabii ki. İşte %1,74'te en kötü performans zaten Tekfen'de. Doğaş, Türk Hava Yolları, Karsan %1'in üzerinde kayıplarla açıldı. Daha dengeli bir açılış aslında görüyoruz burada. Çok hızlıca bir aslında iki teknik önemli seviyem daha var. Onları da paylaşacağım sizlerle. Hızlıca Ali Bey'e dönmek istiyorum. Gününe çıkan başlıklarından sonra birçok kişinin buradaki teknik seviyeleri merak ettiğini biliyorum çünkü. CDS ve VIX'lerimize bakacağız şimdi. CDS'de 552 seviyesindeyiz. Burada ciddi bir oynama yok. Tabii dün akıllara şu soru işareti de geldi. Endekste %7'lik bir kayıp, Kiviop cephesi %8'in üzerine çıktı. Bir kayıp yaşarken kurda neden bir hareket yaşanmıyor? Eğer çok büyük bir riski fiyatlıyorsak diye de aslında soru işaretleri vardı. Bunu da birazdan konuklarımıza değerlendirmek istiyorum. Ama CDS'lere baktığımızda burada öne çıkanın Rusya olduğunu görüyoruz. Geçen gün de aynı şeyi söylemiştim. Rusya'nın CDS risk priminde %4'lük yükseliş var özellikle Ukrayna gerginliğiyle birlikte. Diğer taraftan önemli bir noktam daha var, o da VIX. Uzun bir süredir sizlerle burada her sabah ekranda zaten VIX'i konuşuyoruz, tartışıyoruz. Fakat dedik ki 20-21 seviyeleri önemli. Bu seviyelerin üzerinde aslında VIX kaldıkça piyasadaki stres de artıyor dedik. Dün %18'lik bir yükseliş vardı VIX tarafında. 22-79 seviyesine çıktık, yani 21 seviyesinin üzerine kalıcılık gördükçe burada VIX tarafında yine küresel çaptaki özellikle ABD cephesinde baskının arttığını da izleyebiliriz. O yüzden bu tabloyu da izlemekte fayda var. Buradan hızlıca bir başlıklara dönmek istiyorum. Kısaca bir onları da göz gezdirip ardından da teknik seviyeleri konuşalım. Türkiye'de COVID-19 vaka sayısı bir önceki gün 69.658 kişi olarak açıklanırken COVID-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 157 kişi oldu. Dün önemli bir gelişme vardı. Kahramanmaraş'ta Irak-Türkiye boru hattında bir patlama meydana geldi. Diğer taraftan Rusya her an Ukrayna'ya saldırabilir diye ABD cephesinden de açıklamalar vardı. ABD ve İngiltere metal tarifesi için bugün toplanacak. Şöyle bir notumuz daha var. Özellikle Rusya ve Ukrayna gerginliği için ABD Dışişleri Bakanı bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bunu da notlarımıza ekleyelim. Özellikle Rusya ve Ukrayna gerginliğinin de finansal piyasalar üzerindeki etkisini izlemeye devam edeceğiz. Evet efendim, buradan Info Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Acer'e dönmek istiyorum. Şimdi Ali Bey, günaydınlar, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, merhaba, hoş bulduk. Evet, zor bir gündü. Özellikle eminim ki aracı kurum çalışanları için de zor bir gündü. Çünkü dün işte ne gibi sıkıntılar yaşandı? Ben ilk defa, siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama yani hani devre kesicinin devreye girip seansın erken kapandığını gördüm. Evet. Bu da şöyle bir soru işareti getirdi. Yani gün içi işlem limitini 1'e 2, 1'e 3, 1'e 5 işlem limitini kullanıp pozisyon olanlar vardı. Onlar pozisyonlarını veremedi. Hani birçok sıkıntı. T+2'de aracı kurum çalışanlarına bir kere kolaylıklar diliyorum. Bugün de yine aynı şekilde. Teşekkür ederim, sağ olun. Neydi sizce? Yani teknik olarak mı konuşmak lazım, arkasına temel bir hikaye yazmak lazım mı? Dünkü düşüşü nasıl açıklıyorsunuz Ali Bey? Ya şöyle, açıkçası önceki programda da bahsettik. Viyop tarafında 2420'lerin iyi bir direnç olduğunu, bu seviyenin aşılamazsa
2284'lere kadar bir düzeltme gelebileceğini bekliyorduk aslında ama bu kadar sert bir hareketin olmasını beklemiyordu kimse açıkçası. Burada tabii haber akışının da önemi yüksek. Yani Rusya cephesinin etkili olduğunu düşünülüyor ama net de bir şey yok tabii ki ortada. Çünkü yani biz herhalde en fazla etkilenen borsa olduk dünkü hareketten. Yurt dışında çok Rusya'dan net bir daha fazla fiyatladık dedim evet, hatta ben evet. De yani çok ironik oldu. Aynen o şekilde. Yani burada teknik seviyelerin bir anlamı kalmıyor açıkçası böyle durumlarda. Yani kısa vadeli düşüşlerde S noktaları oluyor destekler. Bu yüzden de çok fazla teknik değerlendirme, teknik bir açıklaması kalmıyor. Çünkü 2284'ten sonra 10 dakika içinde 8000 puan falan geri geldik burada. Yani önce robotlar düşüşü tetikliyor, sonra yatırımcılar panik satış yapmaya başlıyor. Döngü şeklinde herkes birbirini tetikleyerek piyasanın da boş olmasından, kademelerin de boş olmasından kaynaklı olarak sert bir geri çekilme yaşamış olduk. Şu andaki rakamlara baktığımızda %1 zaten, kadar yukarıdayız Ali Bey. 2000'e geldik evet. Tekrardan. Nereyi ya takip aslında, edelim? Aslında Viyop tarafında %1'den daha fazla biliyorsunuz. Akşam seansı da şeyde, tabii şöyle uzlaşmada yukarıda kaldığı için biz normalde 2200 seviyesinde kapattık. Yaklaşık 6000 puan artıdayız. Doğru, 2202'de kapattık Ali Bey. Evet, 2202. Evet, yani 6000 puan yukarıdayız şu anda. Takip edeceğimiz teknik seviye Viyop tarafında 2284. Bu seviyenin aşılıp aşılmaması bizim için önemli olacak. Bu seviye aşılırsa tekrar normale dönebiliriz ama bu seviye aşılamazsa yeniden satış baskısını hissetmemiz mümkün olacak burada. Evet, haklısınız. Peki, burada bugünkü bu yükselişi tepki olarak mı okuyalım? Tekrar rahatlama olması için ne bekliyorsunuz? İşte bu kritik nokta bu. Evet. Çünkü bu sert düşüşlerden sonra bir tepki görüyoruz ama piyasa hızla tekrar eksiye geçebiliyor. Bundan korunmak evet. için işte hangi kritik seviyeleri izlemek lazım? Onu da konuşalım. Ya yine aşağıda dip nokta olarak 2184'leri görmek lazım. Dünkü tabanda orasıydı, akşam seansı tabanı. Oradan da tepki aldık biliyorsunuz. Yükselişle de kapattık. Tabanın yaklaşık 4000 puan üzerinde kapattık akşam seansını da. Yani burada dip seviye olarak, stop loss noktası olarak yani dayanma gücü olan yatırımcılar için burası düşünülebilir. Onun bir üstünde de 2222'lere dikkat edilebilir. Şimdi burada bir son dakikamız var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası bir swap anlaşması imzaladı haberi düştü piyasaya. Bununla birlikte şimdi Viyop tarafını konuştuk. Peki spot tarafta bugün hani kritik ya şu seviyenin üzerine bugün kapatabilirsek yarın da Merkez Bankası var. Oradaki faiz kararını beklemek için bir miktar daha nefes alabiliriz dediğiniz kritik noktalar neresi? Yani 2020 seviyelerinin üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor ki rahat bir nefes alabilelim. 2000-2020 aralığı üzerinde BIST 100 endeksinin kapanış yapması gerekiyor ki rahat bir nefes alalım. Aksi takdirde yeniden 1970 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz burada da. Peki burada şunu da sormak istiyorum. Biz uzun bir süredir aslında dolar Türk lirası ve Borsa İstanbul korelasyonunu izliyorduk ama o korelasyonun artık koptuğunu söyleyebilir miyiz? Kurda daha sakin bir seyir var. Biz birazcık daha evet. artık yurt dışı tarafını mı izleyelim sizce Ali Bey? Ya şu anda zaten biliyorsunuz Merkez Bankası'nı bekliyoruz yarınki. Yani bu korelasyonun şu anda kopmuş olarak görünüyor ama sonrasını görmek için Merkez Bankası kararını izleyeceğiz. Eğer Merkez Bankası kararından sonra kurda sert bir hareket olur da biz buna yine ayak uyduramazsa burada kopmanın olduğunu net olarak söyleyebiliriz artık. Ama kurdaki harekete yeniden uyum sağlamaya başlarsak korelasyonun devam ettiğini görebiliriz. Şu anki aşamada baktığımızda, son durumda baktığımızda koptuğu görülüyor açıkçası. İnanılmaz bir zaten oynaklık var. Sizinle konuşurken evet, biz burada evet. neredeyse 2000'lere doğru bir hareket gördük. Şu an 1977.
Ve şunu fark ediyoruz aslında, şimdi bir süredir burada yabancı takas oranı düştüğünü söylüyoruz ya, işte %40,68. Zaten yabancı pozisyonları düşmeye başladığından beri aslında Borsa İstanbul'daki fiyat hareketlerindeki anomaliyi de konuşmak lazım belki. Özellikle yabancı çıkışından sonra biz böyle anomaliler yaşamaya başladık. İşte günlük inanılmaz böyle işlem hacimleri, düzeltmelerin devre kesici şeklinde yaşanması. Yani evet. Hani bu korelasyonu da yabancı ile ilişkilendirmek, bilmiyorum ben ilişkilendiriyorum ama siz ne dersiniz, doğru olur mu? Ya şöyle, ister istemez kademeler boşalmaya başlıyor yabancılar çıktığı zaman. Bu da hareket marjını, hareketin hızını artırmaya başlıyor. İlişkilendirmek tabii ki mümkün. Ama tamamen de bütün suçu da yani nedeni de yabancıya atmamak gerekiyor. Dediğim gibi inanılmaz panik bir borsayız biz. Yükselişte de o şekilde, düşüşte de o şekilde. Sürekli yok, acelemiz varmış gibi diyorsunuz aslında. Tabii. Yani şöyle, eğer panik yapacaksa yatırımcı, ben her zaman söylediğim şey, erken panik yapmak önemli burada. Geç panik yaptığımızda mesela birçok insan dün akşam seansında dipten pozisyon kapatmış olabilir. Burada geç panik yapmış oluyoruz aslında. Yani panik yapılacaksa bir harekette erken panik yapmak. Erken paniklemeyi de ne getiriyor? Nasıl bir önlem alabiliyorsunuz buna? Stop loss yazarak. Mutlaka stop loss yazılmalı bu tip hareketlerde. Yani kendiniz stop loss yapın demiyorum. Çünkü yetişemiyorsunuz kendiniz yapmaya kalkarsanız. Bunun için emir tipleri var. Şartlı emirle VIOP tarafında, zincir emirle hisse senedi tarafında mutlaka gün içi stop loss yazması gerekiyor yatırımcının bu tip sert hareketlere karşı. Peki Ali Bey, yarın yine buyurun. Bir panikten de bahsedeyim. Panik tarafı bu VIOP tarafında, VIOP ve spot makası tarafında da çok etkili aslında. Yani sert bir alış olduğunda yatırımcılar stop loss'ları patladığı için yukarı doğru hem panik şekilde alım yapabildiği gibi panik satışlar da yapabiliyor. Dün mesela bir önceki hafta 70 puanla 120 puan arasında makası konuşurken dün makas neredeyse sıfıra indi panik satışlar nedeniyle kapanışta. Peki bunu nasıl okuyalım? Yani şöyle bir durum da vardı çünkü dün dikkat ettim. Örnek veriyorum, bir hissenin hem pay vadelisi var hem spotu. Spotu %5 eksi kapatırken, işte devre kesiyor zaten. %5 eksi kapatırken ben vadelisinin taban olduğunu gördüm mesela. Şimdi böyle bir durumda yatırımcı ne yapmalı ya? Bu bir arbitraj fırsatı mı yaratıyor bu durumda? Nasıl okuyalım bu tabloyu? Tabii ki fırsat yaratıyor ama dediğim gibi buradaki ana neden panik satışların kademeleri daha çok derin olmadığı için VIOP tarafında panik satışların etkili olarak herkesin pozisyon kapama telaşına kapılmasıyla ilgili. Bu da spot taraftan daha fazla düşüşe neden olabiliyor. Yine alım yönünde de aynı şekilde, alırken de bu şekilde oluyor. Vadeliler hisselerden önce tavan olabiliyor. Biliyorsunuz büyük düşüşten önce spot piyasa tavana gelmeden önce vadeli senetlerin tamamı tavan olmuştu. Evet, evet, aynen öyle. Peki Ali Bey, şunu da sormak istiyorum. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var dedik ama siz ne bekliyorsunuz ve yani yarın piyasa bu faiz kararını görmek isteyecek mi? Burada faizler sabit kalırsa piyasa üzerinde olumlu anlamda bir etkisini izler miyiz size göre? O yüzden yarın kritik bir gün olacak çünkü. Şöyle, ekstra çok olumlu bir etki yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani beklenti yönünde de ya sabit kalması ya da sembolik bir indirim olması tarafındayım ben. Öyle bir beklentim var. Yani sembolik de olsa yurt dışı müsaade ettiği sürece, büyük düşüşler görmediğimiz sürece bizim taraf indirim yönünde devam edecek gibi görünüyor. Sabit kalması ya da indirim bir süre artırım olmasını olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O zaten çok şu an listemizde yok gibi. Peki dönelim kur cephesine. 13.55 seviyesindeyiz. Aslında ironik bir olay daha vardı dün, programın başında söyledim. Bu kadar büyük bir riski fiyatlıyor isek, %7, %8 düşecek kadar fiyatlıyor isek, neden kurda hiçbir hareket olmadı diye de akıllara soru işareti gelmedi değil aslında. Evet, kesinlikle öyle. Kur hareket etmedi. Hadi savaşı fiyatlıyor desek, bu sefer altın da en sık fiyatlayan, en azından minimum %2 ile 3 ile fiyatlayan altın cephesinde de herhangi bir tepki görmedik. Sadece gümüşte bir tepki vardı diğerlerine göre pozitif anlamda.
Yani buradaki neden, en büyük neden yine panik satışlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani 6000 puan yukarıda olduğumuzu takip edersek şu anda Viyop kapanışına istinaden, yani direkt olarak panik satış, herkesin birbirini tetiklemesi, robotların yatırımcıyı, yatırımcının robotları tetiklemesi sonucu oluşan bir panik satış olarak görebiliriz bunu. Peki burada kritik teknik seviyeleri de konuşalım. Yani bu sakinlik belki de böyle süre gitmeyecek. O yüzden biz evet, mutlaka yine teknik seviyelere hakim olalım da en azından burada pozisyon alanlar ya da spekülatif anlamda burada kazanç sağlamak için al sat yapanlar varsa onları da bir ışık tutmuş olalım dilerseniz. Evet. Kur tarafında 13.80'ler aşılmadığı sürece ben açıkçası çok büyük bir risk görmüyorum yukarı yönlü. Aşağı tarafta da 12.60 bölgesi. Bu aralıkta Merkez Bankası kararını bekleyebiliriz. Merkez Bankası kararından sonra da 13.80'in aşılıp aşılmayacağını takip etmemiz gerekiyor. Peki dediniz ki altın da aslında burada herhangi bir fiyatlama yapmadı dediniz. Evet. O fiyatlamayı yapabilmesi için altında kritik seviye ne olabilir size göre Ali Bey? 1814. 1830'ların net olarak geçildiğini görmemiz gerekiyor altın tarafında. Aşağı tarafta da bir hareket olacaksa burada da 1795 seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu kadar olumsuz gelişmenin düşünüldüğü bir ortamda eğer altın 1830'ları geçemiyorsa, geçememeye devam edecekse 1795 seviyesinin bir hafta 10 gün içinde kırılıp 1750'lere doğru bir geri çekilmesini beklememiz mümkün olur. Aksi tarafta da 1830'un aşılmasıyla 1890'lara kadar sert bir hareket görebiliriz ortamın gerilmesi durumunda da. Peki şimdi diğer taraftan da aslında baktığımızda bu baskının kripto paralarda da devam ettiğini görüyoruz. Genel olarak zaten piyasanın kümülatifinde yani 2022 yılında biz sık sık yurt dışını konuşacağız dedik. Çok hızlı başladık zaten konuşmaya. Yurt dışı hakikaten baskılı. Diğer taraftan baktığımızda kripto paralardaki baskının da devam ettiğini görüyoruz. İşte Bitcoin'e baktığımda şu an 41.400 dolar seviyesinde. Burada tepkiler çok sınırlı. Peki hangi teknik seviyeyi takip etmek lazım? Yükseliş nerede başlar ya da neresi alım fırsatı olur? Bitcoin tarafında açıkçası en son ETF'lerden sonra bir beklenti kalmadı. En son hareketi de ETF haberleriyle yaptık biliyorsunuz. Zirveyi gördük ve düzeltmeye başladık daha sonrasında. Buradaki en büyük sorun beklentisizlik artık. Ciddi bir destekleyici haber akışı olmadığı sürece 44.700, 47.700 bölgesinden de aşılamaması devam ederse, bu bölgeyi de aşmamaya devam edersek 41.000 seviyesinin kırılıp 36.000 seviyesine kadar geri çekilme beklememiz mümkün olacak. Yani rahat nefes alabilmesi için burada yatırımcının 44.700 ve 47.700 dirençlerini takip etmesi gerekiyor. Evet Ali Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Size de kolay bir gün diliyorum şimdiden. Umarım güzel bir kapanış olur. Evet efendim şimdi Neslihan Köroğlu bizlerle olacak ama ben yönetmenimden rica edeyim. Bir kısaca fiyatlamalar çok oynak çünkü bir tekrardan fiyatlamalara bakmak istiyorum. Burada ciddi bir aslında volatilite yaşıyoruz. An itibariyle piyasa açıldığından beri aslında 2004'ü gördük. Aşağıda 1975 bu çok ciddi bir marş. 1996 puandan geçiyor şu an için işlemler. Özellikle bankacılık endeksi ön planda %2'nin üzerinde yükselişler görüyoruz. 3.8 milyarlık hacimle başladık. 13 dakika oldu işlemler başlayalım. Neredeyse 4 milyara yakın bir hacim olduğunu da görüyoruz. Diğer taraftan dün piyasadaki para giriş çıkışlarını da takip ettik. Sabah açılış itibariyle piyasada bir para girişi vardı. Şu an an itibariyle baktığımızda bir geri çekilme olsa da BIST 100'de nette para girişi ile başladığımızı da yine notlarımıza ekleyelim. Dün özellikle Rusya tarafında da paralel bir satış var dedik. Şu an Rusya RSI endeksine baktığımızda orada da pozitif bir tepki ile açılış olduğunu görüyoruz. Buna notlarımızı ekleyelim. Öyle dönelim sevgili Neslihan Köroğlu'na. Neslihan selamlar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Perihan. Neslihan, yarın Merkez Bankası'nın malum aslında faiz kararını takip edeceğiz. Şimdi hani piyasada herkesin bir beklentisi var, belki kafalar da karışık ama yani ekonomistler, piyasa profesyonelleri ne diyor? Forex anketi bizlere ne ifade ediyor? Hazır Merkez Bankası öncesinde bir anketimizin de tekrar üzerinden geçelim seninle. Evet, senin de söylediğin gibi faiz kararını yarın
saat 14'te alacağız. Forex Haber olarak 17 ekonomistin katılımıyla düzenlediğimiz ankette para politikası kurulunun bu ayki toplantısında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyor. Haftalık depo faizinin %14 seviyesinde sabit tutulacağı tahmin ediliyor. Ankete katılım sağlayan 17 ekonomistin 16'sı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü. Bir ekonomist ise 125 baz puanlık indirim kararı alınacağı tahmininde bulundu. Bu ay faiz değişikliği beklemeyen ekonomistlerden 4'ü Nisan, 1'i Temmuz, 1'i Eylül ayında, 1'i ise 2023-20 yılının Şubat ayında ilk faiz değişikliğe gidileceği beklentisini dile getirdi. Bu arada ekonomistlere yıl sonuna ilişkin görüşlerini de sorduk. Ankette 8 ekonomistin medyan tahmini %14 seviyesinde oluştu. En düşük ve yüksek beklentilerin ise %9 ila %22 gibi geniş bir aralıkta oluştuğunu söyleyebiliriz. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi %11.50 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu anlamda yıl sonu faiz tahmininde bir miktar yükseliş olduğunu da söyleyebiliriz. Merkez Bankası 2021 yılında gösterge faizi Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek %14 seviyesine çekmişti. Bunu da hatırlatmış olalım Perihan. Peki Neslihan, aslında yarın bizim kilit noktamız ama içeriye ve dışarıya baktığımızda takvimimizde neler var? Bir de onu konuşalım. Yani kritik olabilecek neleri takip etmemiz gerekiyor? Evet, bugün yurt içinde saat 16'da başlayacak kabine toplantısı önemli. Yurt dışında Almanya'da 15 yıllık tahvil ihalesi ve Euro bölgesinde cari işlemler dengesi verilerini takip edeceğiz. Amerika'da 20 yıllık tahvil ihalesi öne çıkıyor. Konut satışları ve inşaat izinleri verileri de bugün açıklanacak. Aralık'ta konut başlangıçları verisine ilişkin beklentinin %1.7'lik düşüşe işaret ettiğini belirtelim. Yarın TÜİK yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini yayınlayacak. Piyasalarda gözler biraz önce anketin aktardığım Merkez Bankası faiz kararında olacak. Bunun dışında hazineden de merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini izleyeceğiz. Yurt dışı tarafta yarın Çin Merkez Bankası faiz kararı var. Çin Merkez Bankası'nın orta vadeli kredi kolaylığında ve ters repoda faiz oranını 10 baz puan indirmesinin ardından bazı analistlerin politika faizinde de aynı miktarda indirme gidebileceği beklentisini dile getirdiğinde hatırlatalım. Almanya'da üretici enflasyonu var. Beklentiler Aralık ayına ilişkin aylık bazda %0.9, yıllık bazda ise %19.4'lük bir artışa işaret ediyor. Yarın Euro bölgesinde Aralık ayı final tüfe verisi de açıklanacak. Bununla birlikte piyasalar Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararına odaklanacak. 2016 yılından bu yana faizi %0 seviyesinde tutuyor ECB. Bu toplantıdan da bir faiz değişikliği beklenmiyor. Amerika'da Philadelphia Fed iş koşulları endeksi, işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışları verileri açıklanacak. Cuma gününe geldiğimizde de yurt içindeki en önemli verinin tüketici güven endeksi olduğunu söyleyebiliriz. Japonya Merkez Bankası toplantı tutanakları ile İngiltere perakende satış rakamlarını, bununla birlikte Euro bölgesi öncü tüketici güven verisini de izleyeceğimizi belirtelim. Son olarak da Amerika'da Conference Board öncü göstergeler endeksinin de Cuma günü açıklanacağını belirtelim. Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Perihan. İyi yayınlar. Evet sevgili Neslihan, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. Efendim buradan Doktor Tolga Uysal'a dönelim şimdi. Tolga Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, günaydın Perihan Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de günaydınlar. Şimdi ben aslında biraz bu Rusya ve Ukrayna gerginliğiyle başlayalım istiyorum. Çünkü şu an dünyanın gündemine oturdu. Dün bizim fiyatlamamızda da belki büyük bir etkisi vardı ama finansal piyasalarda nasıl bir etkisi olabilir? Bildiğiniz gibi işte bugün Amerika ve Rusya arası, Ukrayna arasında bir görüşme gerçekleşecek. Yani bu riskleri artırıcı bir şekilde fiyatlayacaksak eğer işte altın fiyatlarından tutun doğal gaza kadar dünyadaki risk algısına kadar aslında önemli bir gelişme, etkileyebilecek bir gelişme. Peki ne bekliyorsunuz o cephede? Riskler var mı ve piyasalar üzerinde nasıl bir etkisi olur? Tabii bize de yansımasıyla başlayalım isterseniz Tolga Bey. Açıkçası Rusya olayı, dünkü gerçekleşen Rusya-Ukrayna gerginliği daha çok enerji piyasalarına etki ediyor Perihan Hanım. Yani ve burada belki dozacı bir nebze, bir tık daha arttıran konu, dün Amerika'nın yapmış olduğu, Amerikalı yetkililerin yapmış olduğu Rusya savaşa bir tık daha yaklaştı açıklamaları oldu. Bu biraz ortalığı gerdi. Şimdi bunu Brent petrol fiyatına baktığımızda da görebiliyoruz. Yani petrol fiyatları son yıllardaki en yüksek seviyesine ulaştık.
Brent petrol fiyatı 88-89 dolara yaklaştı. 90 dolara bir tık kaldı. WTI ise 86-87 dolar civarındayız. Şimdi burada tabii böyle bir gerginliğin olması doğal gazının 1/3'ünü Rusya'dan alan Avrupa için büyük bir tehlike. Ya yani burada zaten en büyük sıkıntı buradaki doğal gaz konusu. Şimdi ben açıkçası şöyle görüyorum bu olayı. Dün bizde yaşanan düşüşün sebeplerinden bir tanesi bu olabilir diye konuşuyoruz. Ama açıkçası ben direkt hisse senedi piyasasındaki düşüşü buna bağlamıyorum. Bu daha çok enerji piyasalarını ilgilendiren bir konu. Ki bunu petrol fiyatlarından ve doğalgaz fiyatlarından görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ben açıkçası burada gerginliğin bir noktada yavaş yavaş inebileceği kanaatindeyim. Yani bir savaş olasılığı çok yüksek görmüyorum. Ümit ediyorum öyle bir şey olmaz. Çünkü çok kötü yerlere gidebilir buradaki konu. O yüzden açıkçası enerji tarafındaki o doğal petrol tarafındaki, doğalgaz tarafındaki fiyat hareketinin bir tık daha, biliyorsunuz geçen hafta da konuşmuştuk, Goldman Sachs petrol tahminini 2022 için 96 dolara yükseltti. Yani şimdi biz ne konuşuyorduk? 90 dolarlar konuşuyorduk. Daha önceden 100 dolar tahminleri de vardı ve oraya çok yaklaştık. O yüzden ben artı bir de petrol tarafında biliyorsunuz bu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki terör saldırısı etkin oldu. Bir de stoklardaki azalma söz konusu petrol stoklarında. Bir de bunun üzerine backwardation dediğimiz ters piyasa var. Yani stoklar az olduğu için mevcut vadelerdeki yani spot'taki stoklara daha fazla ihtiyaç var ve bu vadeler spot piyasaya yakın, spot'a yakın olan vadeler daha fazla fiyatlanıyor. Yani Rusya-Ukrayna gerginliği ilk etapta bence enerji piyasalarına etkisi var. Ama eğer burada tabii bu iş büyürse, şimdi Türkiye tabii burada önemli bir rol üstleniyor. Yani ileride bir savaş olasılığı çıkarsa, şimdi sonuç itibariyle Türkiye bir NATO ülkesi ve burada Türkiye'nin konumu ne olacak? Yani Türkiye, bir de son dönemde biliyorsunuz Rusya ile sıcak ilişkilerimiz vardı bu S-400 konusunda. Fakat son bir aydır da Amerika ile sıcaklaşmamız var. Özellikle Amerika'nın biliyorsunuz bu Akdeniz'deki boru hattında, İsrail-Yunanistan boru hattında burada biraz geri çekilmesi ve Türkiye'ye biraz daha sıcak davranması. Buradaki dengeler çok önemli. Haliyle eğer böyle bir sıcak bir temas olursa o bölgede, Türkiye buradan kendini ayırt edecek durumda değil. Çünkü sonuç itibariyle bir boğazlarımız var. Burada bir sıcak çatışma olması halinde NATO ülkesiyiz. O yüzden tabii bu hisse senedi piyasasına baskı yapar. Ama ben kısa vadede açıkçası hisse senedi açısından dünkü düşüşü ben buna bağlamıyorum. Peki neyle açıklayabiliriz? Özellikle dün işte devre kesicilerin tetiklenmesi, son günlerde yine yaşadığımız en sert düşüş, hatta erken bir kapanış ve tekrardan açılmama durumu yaşandı. Nasıl açıklayalım? Bir de bir parantez açalım. Sanki burada da bir hareket görmedik. O da enteresandı aslında. Sanki bir dejavu oldu değil mi? 17 Aralık günü evet. Tekrar yaşadık. Evet dejavu oldu gerçekten ve yatırımcılar da yoruldu bu volatiliteden anlayabiliyorum yani haklı sebeplerle. Yorulmamak imkansız çünkü sürekli devre kesiciliğe girdiği piyasada trade etmek gerçekten çok zor. Artı bir de biliyorsunuz dün seansın son dakikalarına denk geldi. Böyle hallerde son yarım saatte böyle bir devre kesici devreye girdiğinde kimse bir şey yapamadı. Tekrardan sistem açılmıyor. Açılmadı. Ve ertesi güne sarkıyor. Son 30 ve 60. dakika olsaydı işlemler tekrar başlayacaktı. Bir de Viyop tarafında 6'yı 8 geçe tekrar başlatacaklardı. Fakat son yarım saat içerisinde olduğu için tekrar işlemler başlamadı. Şimdi dünkü olay ne olabilir? Ben bunu şöyle toparlamak istiyorum. Rusya-Ukrayna gerginliği olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Dışarıdan ne gelebilir? Dışarıdaki en büyük olay biliyorsunuz şu anda Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.88-1.89 civarına yaklaşmış olması. Artı bu sefer hep bizim aylardır bu programda bahsettiğimiz şu konuyu da hatırlatmak istiyorum. Ne diyorduk? Amerika faiz artışına gidecek ve bundan sonraki konuda bilanço küçültmeydi. Ve Mart'taki bu faiz artışlı olasılığı o Bank of America'nın dünkü raporunda 25 değil belki 50 yapar mı konuşulmaya başlandı. Ama ben açıkçası FED'den böyle 50 bas puanlık bir şey beklemiyorum. Ama bunun konuşulması bile bir etken olabilir. Yani yurt dışı kaynaklı etkenlerden bir tanesi. Diğeri demin söylediğimiz o jeopolitik gelişme. Bir de hatırlarsanız dün
farklı yabancı yatırım bankalarının Türkiye hakkında raporları vardı. Bu Standard Chartered'ın bir raporu vardı ve dolar kurunda 2022'de 20 olarak, 20. 2023'te 28 olarak tahmin ettiklerini söylediler. Bank of America enflasyonla alakalı %50'nin üzerine çıkacak ve yıl sonu %40 civarı olarak tamamlanacak gibi bir rapor yayınladı. Ve burada da hatırlayın şöyle bir şey kullandılar. Dolar Türk lirası Bitcoin gibi trade etmeye başladı gibi bir yorumları var. Yani Aralık'taki o dalgalanmaya ithafen. Şimdi burada yabancı yatırım kuruluşlarının ve artı bir de bu TL garantili döviz korumalı TL mevduat konusundaki hazinenin üzerinde binecek olan ek yüke vurgu yapmaları bu ekstra baskıyı bir kere de arttırdı benim kendi kanaatim. Ama şimdi yurt dışında bu saydıklarım var ama benim kendi görüşüm şu açıkçası. Bence bu dünkü düşüş bence kendi iç dinamiklerimizden kaynaklanıyor. Yani 17 Aralık'ta da buna benzer bir şey olmuştu. Şimdi ne var? Yarın bizim bir faiz toplantımız var. Doğru. Yani tam bunun öncesinde, iki gün önce böyle bir şeyin gerçekleşmesi bana açıkçası bizim bilmediğimiz bir acaba bir bilgi mi var gibi bir izlenim yaratıyor. Ben yarınki toplantıda bir faiz indirimi olma olasılığını görüyorum. Yani faiz indirimi olsa yalnız ne olur, olmasa ne olur? O da ayrı bir konu şu anda. Yani 100 bas puanlık bir indirim olsa ben kur eskisi kadar büyük tepki vermeyecektir. Çünkü 13.40, 13.50, 13.80'de tepe yaptı. Belli bir süre daha ben bunu gideceğini düşünüyorum. Ama mesela sabah biraz evvel yeni bir haber vardı. Siz de yayınladınız sanırım. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan swap anlaşması. 4.9 milyar şimdi, dolarlık, evet. Evet, 4.9 milyar dolarlık. Şimdi eksi 56 milyar dolara gelen bir net rezervimiz var. Son dönemde biliyorsunuz son aylarda tık 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 eksi 40'lardan eksi 56'lara geldik. Şimdi Merkez Bankası haliyle buradaki rezerv durumunu biraz toparlamaya çalışıyor. Ve yarınki o faiz konusu bence önemli. O yüzden yani genel olarak toparlarsam bu yurt dışındaki bu saydığım gelişmeler artı yurt içinde bizim yarınki o faiz kararı dünkü satışları tetikledi. Bir de biraz evvel siz de bahsettiniz. Artık algoritmalar var, robotlar var. Robotlar satışları gördükçe birbirlerini tetikliyorlar. Yabancı yatırımcı yok. Yani piyasayı tutacak, işte kademeleri dolduracak yabancı yok. Yerlinin reaksiyonu çok artık başka ve daha panik. O yüzden de işte robotlar burada kendi kendilerine artık piyasayı domine edebilecek hale geldiler aslında bu durumda. Haklısınız, bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi tabii haliyle şimdi spot piyasa ve vadeli piyasamız var. Şimdi siz çok güzel bir soru sordunuz biraz evvel. Spot'ta işte %5 hisse yukarı giderken diğerinin gitmemesi, vadelinin gitmesi veya bunun makasla tam tersi olması. Makasla inanılmaz açıldı. Evet Tolga Bey. Evet, durumları. Şimdi aslında burada enteresan bir nokta var. Biliyorsunuz bu TL korumalı mevduat çıktığında ilk hafta siz de dikkat etmişsinizdir. Saat 11 olayı vardı. 11'de ki dönüşüm kurundan mevduata dönüşüm yapılıyordu. Ve sonra bu anlaşıldı çünkü her sabah dolarda biz şey yaşamaya başladık. Yukarı doğru bir gidiş, sonra 11'e doğru aşağı iniş. Orada enteresan bir arbitraj fırsatı vardı. Yani yatırımcılar şu işlemi yapsalardı, gidip bir TL kredi çekip %23, %24'ten bir TL kredi çekip atıyorum 100 bin dolar veya 1 milyon dolar, biraz daha büyüteyim olayı. 1 milyon dolar 13 milyon TL'ye denk geliyor ve bunu TL korolu mevduata yatırsalardı. Ama aynı anda Viyop'ta 3 ay vadeliğini, yani Mart vadesiydi, Mart sonu vadeli sözleşme aynı büyüklükte sattıkları anda %5 garanti bir arbitraj kârı elde ediyorlardı Perihan Hanım. Yani 13 milyonda 500-600 bin TL'lik bir arbitraj kârı vardı. Şimdi neden bunu anlattım size? Şimdi bu piyasalarda spot ve vadeli arasında gerçekten farklı arbitraj fırsatları çıkıyor. Ama biraz evvel söylediğim olay şu anda kapandı. Yani baktığımızda artık o vadeli, o Mart vadeli dolar sözleşmesindeki o yüksek fiyat aşağı gelmiş durumda. O yüzden belki yatırımcıların gözleriyle göremediği fakat bunu arkada matematiksel formüllerle takip eden o robotlardan bahsettik. Robotlar var. Bütün bu fırsatları takip ediyorlar. O yüzden artık hani bu gibi şeyler, spotun gitmesi, vadenin geri gelmesi aslında biraz da bu arbitraj fırsatlarından kaynaklandığını düşünüyorum.
Peki diğer taraftan kilit nokta tahvil faizleri dedik. Az önce biz de zaten son dakika geçtik. Almanya 10 yıllık tahvil faizleri dahi pozitife geçti. Bu bizim birkaç yıldır gördüğümüz bir durum değildi. Şimdi burada aslında ABD tarafına da baktığımızda 10 yıllık tahvil faizi 1.88. An itibariyle 1.89'u gördük bu sabah. Peki kısa vadeli bir yana da bu hani daha uzun vadeli tahvil faizleri diğer taraftan neyi fiyatlıyor olabilir? Yani burada riskleri de mi fiyatlıyoruz? Burada faiz artışını fiyatlayacaksak 10 yıllık tahvil faizlerinin bu kadar reaksiyon göstermesi neyden kaynaklanıyor? Ve hani bu artış bu şekilde devam edecek mi? %2'leri mesela ABD tarafında görebilir miyiz? Yani 2022'nin olayı artık ve gündemi tahvil faizleri mi olacak peki Tolga Bey? Ben göreceğimize inanıyorum ve son bir haftadır son olan gelişme, biliyorsunuz 10 yıllıklarda yukarı doğru 1.80'e doğru bir hareket vardı ama 2 yıllıklar daha yatay gidiyordu, Amerikan 2 yıllık tahvilleri. Şimdi baktığımızda 2 yıllıklardaki yukarı ivmelenme hızlandı. Yani 10 yıllıklar 1.80'e giderken 2 yıllık Amerikan tahvili de %1'in üzerine atmış durumda şu anda. Ve burada haklısınız. Hep üstüne ısrarla vurgu yapıyorum. Ben aslında geçen hafta biliyorsunuz enflasyon verisi yüksek geldi. %7'nin üzerinde geldi Amerika'da. Son 40 yılın en yüksek enflasyon verisi evet. geldi. Hı hı. Ama parite ne oldu? 1.14.70'lere attı. Yani ben açıkçası ilginç şeyler görüyorum. Evet. evet. Yani benim kendi çünkü düşüncem ve bu programlarda söylüyorum ben. 2022 güçlü doların olduğu biri olacağını ben düşünüyorum. Global anlamda. Şimdi çünkü faiz konu gündemimizde ve Amerika bunu yapacağını FED açıklıyor. Yüksek bir enflasyon var ve bir şekilde Amerika bu enflasyonu indirmek amaçlı faiz artışları yapacak. Ben dün bu FED Fund Futures Rate'lere baktım, olasılıklara baktım. Ve burada şöyle bir şey çıkıyor. Hani Mart ayında 25 değil belki 50 olabilir tartışması çıktı. Hı hı. Fakat ben buna inanmıyorum. Açıkçası 50 baz puanlık bir artış çok yüksek olur ve pandemiden yeni çıkan bir dünyada Amerika için de bence çok sert bir karar olur. Bir de panik de yaratabilir mi Tolga Bey? Yani hani acaba yani hakikaten bir sorun mu var da işte hatırlıyorsanız pandemi döneminde FED takvim dışı bir aslında faiz indirmişti. Faiz indirimi normalde piyasa olumlu okuması gerekirken bunu satışla okumuştu. Neden? Çünkü takvim dışı olması nedeniyle. Şimdi de 25-50 olarak revize edilirse yani hani bunun arkasında acaba başka bir şey mi var? Birden bu kadar hızlı sıkılaşmanın nedeni ne olabilir diye bunu tam tersi çok olumsuz da fiyatlayabilir diye düşünebilir mi FED acaba? Bence kesinlikle düşünür ve dikkat ederseniz FED sürpriz yapmıyor. Aslında hani bu bilanço tahvil alım programının azaltılması ve Mart ayında sonlandırılması, arkasından faiz, arkasından bilanço küçülme hep böyle sırayla geliyor. Yani orayı okumak bence gerçekten son dönemde çok zor değil. Yani iç taraf çok karışık. Ama yurt dışını okumak bence daha kolay. Ve ben şunu görüyorum. Mart ayında 50 baz puanlık bir şey olacağını düşünmüyorum. 25 puanlık bir artış yapacaklardır. Ve 0.25-0.50 mertebesine çekecekler. Olasılıklara baktım demiştim. Olasılıklar şunu söylüyor bana. Mayıs toplantısında bir faiz artımı daha olma olasılığı var. %50'lere çıkıyor. Yani 50-75 bandına gidiyoruz. Yani Mart ayında bir faiz artışı, Mayıs toplantısında bir faiz artışı. Arkasından Temmuz, Temmuz'daki artık 75-100 bandına çıkma olasılığı yine %44-%50'ye yaklaşıyor. Ve en sonunda Eylül veya Ekim ayında da dördüncü faiz artışı olabilir. Yani Fed Fund Futures Rate'lere baktığımızda bu olasılıkları ben görüyorum ki sonuç itibariyle 0-0.25 bandında olan faiz 1'lere çıkmış oluyor, %1'lere. Şimdi biraz evvel siz şeyi söylediniz, Alman tahvilleri onlar da pozitife geçmeye başladı. Çünkü sonuçta sadece Amerika değil, genel olarak böyle bir global faiz artışı trendi içerisindeyiz. Orada da şuna bakıyoruz, evet. Alman 10 yıllık tahvili ve Amerikan 10 yıllık tahvili arasındaki makas, o da açıldı. 1.81'e ulaşmış durumda şu anda. O yüzden paritedeki o 1.13.30 hareketinin ben aşağı doğru devam etme olasılığını yüksek görüyorum. Tolga Bey, tabii herkesin biraz morali bozuk, keyifler yerine gelsin diye bir karikatürümüz var. Onunla veda edelim istedim. Ne diyorsunuz? Ayıların devri mi başladı piyasada? Investing'in karikatürü biraz bize onu anımsatıyor.
Valla olabilir. Yani şey, Mesnik çok güzel karikatürler yapıyor. Ben evet, aslında size şunu söyleyecektim. Aklıma şu gelmişti o dünkü düşüşle beraber. Hatırlarsınız, sizde bir karikatür vardır. Birisi sel der, sat der. Arkadan öbürü ona söyler sel sel sel. Herkes birbirine sel sel evet. der. Öyle bir karikatür var. Onu da koyabilirsiniz. Şu anda o daha iyi uyuyor. Şu an çok daha doğru söylüyorsunuz. Onu da paylaşacağım o zaman bulup sosyal medyadan. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tekrardan görüşmek üzere. Efendim hemen kısa bir araya gidelim. Vaktimizin sonuna geldik. Sonrasında kripto parayla kaldığımız yerden devam edeceğiz.